Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir crop bluz çalışması yapacağız. Her bedene göre de uyarlayabilirsiniz bu modelimizi. Şimdi öncelikle beşgen, yani 1, 2, 3, 4, beşgen şekilde 1, 2, 3, 4 tane motiften crop'umuzu yapacağız. Öncelikle iplerimi ben evde olan Alize Koton Gold ile yaptım. Siz tabii ki yazlık merserize, Alize Diva'lardan da yapabilirsiniz. Ölçülerini de vereceğim size. Şimdi şöyle bir tığımız 3 numara. Bu Alize Koton Gold'a en güzel 3 numara tığ gidiyor. Ben size hazırlıkları yaptım fakat bu motifler tabii ki nasıl yapılıyor ben size göstereceğim. Şunu da birleştirdim. Şöyle düşünelim. Burası göğüs kısımlarına geliyor. Şurası alt kısım. Şu yanlar dikiş. Şurası da kulplar ekleyeceğiz. Şimdi motiflerimizin kaç santim olduğunu da şu mesela şurasını ölçelim. 16 santim. Şuradan şurası 20 santim. Siz ona göre kendinize uyarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıradan oluşuyor. 9. sırada ben hazırlıkları yaptım. Ekleme yapacağız. Bir tanesini ekledim tabii ki. Şimdi öncelikle motifimize başlayalım. Orta kısımdan başlıyoruz. Ben hemen başka bir ipten göstereyim. Daha açık renk bir ipten. Normalde 4 tane yaptığımızda kare bir motif oluyor. 5 tane yaptığımızda beşgen oluyor arkadaşlar. Şimdi ortamızı başlıyoruz. 6 tane zincir çekip burayı bir orta yapıyoruz. Diğer ucuna birleştirip içeriden kaydırıp 1, 2, 3 tane zincir çektik. Bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. İkili trabzan yapacağız. Bir, iki defa da çıkartarak 3 tane trabzan yaptık. Her zamanki gibi zincirimizle birlikte 3 tane oldu başlangıçta. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Aynı boşluğa 1, 2, 3 tane yine trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip aynı boşluğa 3 tane daha yapıyoruz. Şimdi bakın böyle başlıyorduk değil mi motiflerimize, kare olan motiflerimize. Şimdi 3 zincir çekip bir tane daha yapıyoruz. Yani 5 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4. Bir üçlü daha yapıyorum. 5'e tamamlıyorum. 5 tane yaptım. Şimdi burada bu ortalar 2 tane, yani aynı renkten tam göğüs kısmı olduğu için İki tane renk, yani aynı renkten iki sıra yaptım. Sonra diğerleri teker sıra. Her sırada ipi kıracağız. Şimdi burada ikinci sıraya da aynı ipten geçeceğim için ne yapıyorduk? İpimizi kırmıyoruz tabii. Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Başlangıç zincirimizden hepsini birden çekiyoruz. Buraya bir köşe oluşturmuş oluyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekip İlmeğimizi aldık. Bu boşluğa 1, 2 zincirle birlikte 3 tane köşenin yarısını yapmış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlmek aldım. Diğer boşluğa 3 tane trabzan. 3 zincir çekiyoruz. Burada ikinci sıramızda arkadaşlar şurada her boşluğa bir köşe yapacağız. Yani aynı yere 3 zincir çekip yine 3 tane dolduruyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz arada. İlmek aldık.
Diğer boşluğa 3 tane daha yapıyoruz. 3 zincir çekip ilmek alıyoruz. Aynı boşluğa tekrar 2 defa da çıkartarak 1 zincir çekiyoruz aralarda. İlmeğimizi aldık. Diğer boşluğa da 3 tane. Yani her boşluğa aralarda 3 zincir çekerek köşe yapıyoruz. Bakın köşelerimiz oluyor. Bir zincir çektik. Diğer köşeye de 3 tane. Bir zincir çektik. Başlangıçtaki 3 tane yapmıştık. Bu köşeyi de tamamlayalım hemen yanına. Buraya 3 tane yapıp 1, 2, 3 zincir çekip hemen köşeye bu ipimizi bakın şöyle tamamlamış olduk ve kırıyoruz. Kırıyoruz deyince beni bir takipçim eleştiri yapmıştı. Haklı da aslında. Kırılmaz kopartıyoruz demişti. Olsun. İpimizi kestik. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi köşeler hep köşe olacak. Şu aralara bu araları yapmış olacağız. Yani motifimiz 5 köşeden oluşmuş olacak. Bu ipimizi bir gezdirelim şöyle. Ben onu temizleyeceğim yine. Bu şekilde orta oldu. Şimdi her renkten dilediğiniz her renkten yapabilirsiniz bunu. Her sırasını. İpim inatçılık etti. Bir saniye arkadaşlar. Diğer ipimi kullanacağım. Şimdi başka bir renge geçiyoruz. İpimi sabitledim. Herhangi bir köşeden köşe yaparak başlayabilirsiniz. Yarım yapmanıza gerek yok. Çünkü artık her sırada ipimizi kopartacağız. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane trabzan yaptık. 3 zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere köşemizi, köşenin üstünden başladığımız için köşeye 3 tane trabzan yaptık. Bir köşe oluştuk. Şimdi bir zincir çekip bu aralara 3 tane trabzan yapacağız. Burada köşe olmadığı için bir zincir çekip diğer köşeye geliyoruz. Burada 3 zincir çekip köşemizi tekrar yapıyoruz. Bir zincir çekip arada 3 tane trabzan. Bir zincir çekip diğer köşemizi yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Köşemizi tamamlayalım. Bu şekilde başlangıç yerine kadar gelelim arkadaşlar. Örerek göstereyim sizler de daha iyi anlamış olursunuz. Buralar basit olduğu için arkadaşlar hani yapamayanlar bile ilk defa yapmış olanlar bile bakarak yapabilecek bir model. Böylelikle köşelerden motifimiz genişlemiş, büyümüş oluyor. Köşeleri unutmuyoruz. Hep köşelere köşe yapıyoruz.
ipimizi içeriden kaydırarak bir zincir çekip kestik. Bakın bir sıramız daha bu şekilde bitti. Şimdi bir sıra daha göstereceğim ve bununla aynı şekilde kaç sıra demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra öreceksiniz. 9. sıraya başlayın. İlk motifimizi komple 9 sıra örüp kapatacaksınız. Sonra diğer motifimizi de 8'i öreceğiz. 9'u yaparken bu diğer yaptığımıza birleştireceğiz. Şimdi başka bir renk alalım. Hemen ipimizi sabitliyoruz. Herhangi yine bir köşeden başlayalım. 1, 2 dibiyle birlikte 3 tane zincir oldu. İlmek alıp aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yere tekrar trabzan yaptık 3 tane, yani köşemizi yapmış olduk. Bir zincir çekiyoruz bu aralarda. 3'er tane trabzanlarımızı yapalım. Bir zincir çekelim diğer boşluğa. Bir zincir çekelim, köşeye geldik yine. Dediğim gibi aralarda tek tek, aralar bir zincir ama köşeler aynı şekilde köşe yapacağız. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. 3 tane yine trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekip diğer tarafa gidiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde motifimizi büyütelim. Yani bakın köşeleri yaptıkça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra tamamlıyorum. Şimdi 8, 9 sıra önce bir motifimizi yapacağız. Sonra diğerini 8 sıra yaparak birleştireceğiz. Ben bir tanesini birleştirdim. Şimdi bu ipimizi bırakalım. Motifimizi. Şimdi nasıl birleştirilir onu göstereceğim. Şimdi 8 sıra ördük, 9. sıradayız. Ama dediğim gibi bir tanesini komple tam 9 sıra bitireceksiniz. 9 sıra bittikten sonra diğer motifimizi de eklemesini göstereceğim. Şimdi dediğim gibi şunu bitirmiş olun. Bunun da son sırasını buraya birleştirelim. Şuradan birleştirdik. Şimdi diğer motifimizi de şöyle tutayım. Altta alt düz kısım bir kenar, bir kenar duracak. Hemen diğer kenara, şu kenardan bu son sıradaki yaptığım motifi birleştireceğim. 4 tane motiften çıkıyor zaten arkadaşlar. Şimdi bunu buraya birleştireceğim. Nasıl mı? 2 zincir çektik. 9. sıradayım. 2 zincir çektim. Hemen köşeyi getiriyorum. Tersler yine bize bakıyor. Normal 2 zincir çekiyorum. Bu köşemi tamamlayalım. Şöyle göstereyim yine. Bakın köşemizi tamamladım. Bir zincir çekip karşılıklı tane doldurduk. Bir zincir çektim. Hemen karşıdaki yere boşluğa kapattım. Bu tarafı örerek diğer tarafa da ekleyerek gidelim. Bir zincir çekip karşı boşluğa ipimizi oraya sabitledik. Bir zincir çekip ilmek alıp diğer tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burası da zaten aynı şekilde birleştirdim arkadaşlar. Öyle düşünün. Böyle başa kadar gelelim.
Buradan birleştiriyoruz. Yine şöyle şu şekilde göstereyim size. Düz taraflar aşağıda. Bunu yaptık, bunu yaptık. Üçüncüyü birleştiriyorum şimdi. Bunu da zaten buna aynı şekilde birleştiriyoruz. Buradaki birleşme gibi. Örüyoruz 3 tane. Bir zincir çekip boşluğa üç tane doldurduk, bir zincir çektik, bu boşluktan köşeye geldik, üç tane dolduruyoruz trabzanlarımızı, iki zincir çekip tam köşenin ortasından şu şekilde yapıp iki tane zincir çekip sonra motifimi tamamlayarak burada ipimi kopartacağım. Normal köşemizi yapalım şimdi burada. Bak, köşemizi yaptık. Buraya kadar örelim. Sona geldik. Burayı içinden kaydırarak birleştirdik. Ve şimdi ipimizi tekrar burada koparttık. Yine içinden kaydıracağım ipimi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani arkadaşlar burası ön. Şöyle katlayalım. Bura arka bir tanesi. Şu şekilde kropumuzu yapacağız. Bakın burası askı geleceği için buradan buraya. Şimdi diğer motifimizi şöyle tutalım. Şimdi diğer motifimizi buraya ekleyeceğiz. Bakın. Onu da tamamladım ben. Yaptım motifimizi. Diğer motifimizin son sırasında hem buraya ekleyeceğiz bir sırasını, diğer tarafında şuraya ekleyeceğiz ki hem ön hem yan kısım kapanmış olsun. Şöyle düşünün. Bakın şöyle. Bakın bu, şurayı sökeceğim şimdi. Şöyle yapmamız lazım ki, şurayı ben sökeyim daha iyi anlarsınız. Ben hazırladığım için. Evet. Şimdi bir sırasını yaptık. Burası eklenmiyor. Burası beden kısmı çünkü şöyle olacak. Şurası yanlar. Şurası da askı gelecek yerler. Şimdi önce burayı birleştireceğim. Sonra düz öreceğim. Öreceğim. Sonra burayı birleştireceğim. Hemen alıyoruz elimize. İki zincirle hemen şuradan aldım. Köşemi tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane zincir çekip hemen buradan alalım. Bir zincir çektik. Karşılıklı diğer tarafı eklediğimiz gibi bir zincir çekiyorum. Karşı tarafa. Diğer tarafa nasıl eklediysek aynı şekilde ekleyerek gidelim. Bu crop bluzumuz yazlık yerlerde kot şortların üstüne, kot pantolonların üstüne çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bu renkler de güzel oldu.
Köşeye geldim. 3 tane yaptık. Bir tane, 2 tane zincir çekip diğer köşenin tam ortasından 2 zincir çekip köşemi tamamlayarak yine bitmişini şöyle bir göstereyim. Köşelerimizi yaparak şimdi ne demiştik? Anlayabilmeniz için tekrar anlatıyorum. Düz çıkıyoruz, düz çıkıyoruz. Sonra burayı diğer tarafa ekleyeceğiz arkadaşlar. İki kenarını dümdüz örelim. Tabii köşeyi de köşe yaparak. Evet, şu köşeye de geldik. Şuraya ekleyeceğimiz için hemen köşenin yarısını yaptım. İki zincir çekiyorum. Diğer tarafa ekledim. İki zincir çekerek köşemi tamamlıyorum. Şimdi yine karşılıklı buradan alıyoruz. İlmeği alttan geçirdim. Bir zincir çektim. Karşılıklı birleştirerek gidiyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz yine. Yani şu şekilde şu köşeye kadar ekliyoruz. Bu ölçüler yaklaşık 38-40 bedene uygundur. Bu motiflerin sıra sayıları 9 demiştik değil mi arkadaşlar? Bunu 7 veya 8 yaparsak bedenler küçülmüş olur. 36 bedene uygun olur. Biraz daha fazla yaparsanız 42'lere gider. 10-12 sıra yaparsanız. Yani aslında bu model 4 tane motiften oluşuyor. Fakat sıra sayıları ile bedenlerini belirleyebilirsiniz. Şimdi anlatacağım zaten onu da. Şu köşeye gelelim. Arkadaşlar bu arada videolarımı beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Ne kadar çok beğeni atarsanız bizim videolarımız daha çok ön plana geçiyor. Daha çok izlenme alıyoruz ve bu da sizlere daha verimli videolar çekebilmemi sağlayacak. Şimdi bu ipi kırdık. Köşemizi tamamladık şu şekilde. İpi kırdık. Ne yaptık? 4 tane beşgen motiflerimizi ekledik. Düz taraflar bu tarafa, 2 taneler bu tarafa. Burası üst kısım, şu şekilde düşünün, askılar gelecek. Burası da beden kısmınız. Şuralarda koltuk altınız oldu. Şimdi arkadaşlar demin dediğim gibi bu yaklaşık 38 bedene falan uygun. 38, 40 olabilir mi bilmiyorum ama yaklaşık 38 beden normal. Şurası, yani motifi örerken göğüs çevrenize tuttuğunuz zaman kaç sıra olacağını zaten belirlersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yaparsanız 36'ya düşer. Bunu 10-12 yaparsanız 42-44, bu şekilde. Yani motif sıranızı büyülterek ölçersiniz kime yapacaksınız, göğüs çevrenize, zaten orada bedeniniz çıkacak. Şimdi şöyle düşünelim, dediğim gibi şuradan şimdi kulplarımızı yapacağız. Bu etek kısmına da fırfır şeklinde öreceğiz. Şimdi hangi iple yapacaksanız o ip ile
Ben lacivert düşünüyorum kulplarını. Çünkü takım olsun diye başka renk kullanmak istemedim. İlmeğimizi sabitledik. Hemen bu köşemize geldik. Buradan başlayalım. Normal 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra aynı yere 3 tane trabzan yapıp üç zincir çekelim. İlmek aldık. Aynı yere üç tane daha yapalım. Trabzanlarımızı. Pardon. Bir, iki, üç zincir çekip geri dönelim. İlmek aldık. Aynı yere boşluğa üç tane trabzan yapıp yani aynı boşluklara sürekli 3 zincir çekip köşe yapmış olacağız. Yani şöyle 3 tane dolduracağız. Şöyle göstereyim. 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Aynı boşluğa 3 tane yapıyoruz. 3 zincir çekip 3 tane daha dolduruyoruz. Tekrar 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Bu şekilde kulpumuzu uzatalım. Hep 3 zincirle bakın şu şekilde bu kulpumuz uzayıp gidiyor değil mi arkadaşlar? Buna takım olsun diye böyle yaptık. Dilerseniz başka kulplarda takabilirsiniz. Bu hem işlemeli gibi güzel durduğunu zannediyorum. Zaten kenarına dilerseniz bir sıra hepsinin kenarına sık iğneyle gidilecek. Bunu tam kulp ölçünüze göre uzatalım. Şimdi kaç tane yaptık? Bir, şöyle sayalım. 2, 3, 4, şu kenar kısmını sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani gitgelli 20 tane yapmış olduk. Şimdi bunu diğer tarafa hemen böyle şu şekilde düz şekilde başladık. Düz şekilde şunu aldık. Önce burayı yarım yaptık. Bir tane, iki tane zincir çektik. Diğer arka kısmını aldık. Tam orta yerinden birleştirip ilmeğimizi alıyoruz ve köşeyi tamamlıyoruz orta yerden. Bunu şu şekilde birleştirdik. İpimizi kopartalım. Dilerseniz oraya da dolgu yapabilirsiniz ama bakın şöyle burada dolgu burada öyle gibi gözükür ama şu zincir de çekmeyebilirsiniz. Bakın sanki dolgu içine olmuş gibi. Nasıl burada 3 taneyi yapmıştık değil mi? 3 taneyi doldurduk yarısını. Şöyle hemen arkaya alalım. Zincir çekmeyin. Burada bir zincir çekin. Bir daha doldurun. Daha sağlam olsun diye gösteriyorum burayı size. Hemen buraya 3 taneyi yapabilirsiniz. Yani oraya bir kere değil de iki kere de sabitlemiş olduk. Burada hemen ipimizi kopartalım. Askımız bu şekilde oldu. Ben askıyı bu şekilde bırakmayacağım arkadaşlar. Çünkü böyle ayrı güzel. Şimdi ben bunu ne yapacağım? İsteyen böyle de yapabilir. O yüzden gösterdim. Şimdi burada ipimi kopartmıyorum. Şöyle şuraya gelecek şekilde 4 tane zincir çekip köşeye sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya sabitledim ilmeksiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Siz bunu 5 de yapabilirsiniz. Yani şu kenar kısmı gerilmesin diye.
Arada 5 de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde göstereyim. Şu kenarları zincir çekerek geliyoruz. Çünkü oralara dolgu yapacağım. Kulpumuz biraz daha sağlam olsun diye. 5 de çekebilirsiniz, 4 de çekebilirsiniz. Şöyle tuttuğunuz zaman gergin olmasın, yeterli. Her bir şu kenardaki boşluklara ilmeksiz tutturuyoruz. Şimdi şöyle yapmış olduk. Yine göstereyim size. Bu tarafını yaptık. Bu taraf da aynı şekilde yapacağız. Şimdi burada da yine 5 zincir, 4 zincir çekip dibine batalım. Burada normal bütün, bakın şu şekilde gidiyorum şimdi. Her bir trabzanın tepesine bir de ara boşluğa sık iğne yaparak şuraya kadar gelelim. Sonra da bu yaptığımız yeri, yani bu zincirleri sık iğneyle tamamlayacağız. Şimdi ipimizi kopartmamak için böyle gösteriyorum şimdi size. Bütün trabzanların tepesine ara boşluğa birer sık iğne yaparak ilmek almıyoruz. Şu şekilde kenar çerçeve gidiyoruz. Hemen göstereyim size yine. Sonra gelip bu şuraya geleceğiz. Bu zincirlerin aralarını sık iğne yaparak bütün gibi, oymalı değil de bütün gibi bir kulpumuz olacak. Askımız olacak. Hemen sizinle birlikte örüyorum. Şuraya kadar gelelim hemen. Ne yaptık arkadaşlar? Tam kol çevresini sık iğneyle şöyle zinciri yaptıktan sonra sık iğneyle geldik. Şimdi şöyle duruyor. Hemen sık iğne tarafına, pardon, zincir tarafına yine başlıyoruz. Burada hemen köşeden alalım. Yine etrafını hemen bakın. Şekilde. Şu boşluklara 1, 2, 3, bir de tepesine 4. 4 zincir çekmiştik ilk başta. 1, 2, 3, bir de tepesine, şu yaptığımızın tepesine 4. Yani şurası düzgün duracak şekilde içlerini sık iğne ile doldurabilirsiniz. Beş zincir çektiğimiz yerlere de 4 tane doldurup bir de baş tepesine yapabilirsiniz. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle bütünlemiş olduk. Bakın çevresini sık iğneyle şuraya kadar gelip burada ipimizi kopartacağız. Şöyle tuttuğumuz zaman gergin olmasın, içlerine şöyle düz duracak şekilde kaç tane gerekiyorsa üç, dört, buralarda 5 zincir çekmiştik, bir de tepesine batalım 5.
Sık iğneyle kol etrafımızı tamamladık. Sona geldik. Tam başlangıç yerimize, hemen ilk başlangıç yerimizden ipi kaydırarak burayı tamamladım. Ve ipimizi kopartalım. Hemen içten bir alayım şu ipi. Size şeylik olmasın. Şöyle bir aldım. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Kulpumuzu yan tarafını yapmış olduk. Şimdi bu tarafı da ördükten sonra aynı kulptan 20 tane buradan başlıyoruz, yine bu tarafa ekliyoruz. Aynı şekilde işlemi bu tarafta uyguluyoruz. İç tarafını yapıyoruz. Sonra bu kol tarafını, yani şunun gibi sık iğne yaptıktan sonra aynı işlemi şu zinciri yapıyoruz bu kenarına, diğer tarafa yaptığımız gibi komple sık iğne geçerek göstereceğim şimdi sizlere de onu. Önce kulpumuzu takalım. 20 tane kulp örüp buraya buradaki gibi birleştirelim. Yine sayısına göre yaptım arkadaşlar. Buradan başladık. Şimdi buradan yarıyı yapmıştık. Şöyle göstereyim. Burada zincir çekmiyorduk sabit olsun diye. Hemen arka tarafa, diğer tarafta yaptığımız gibi ekleyelim. Sonra bir tane daha ilmeksiz battık. Sonra ne yapıyorduk? İlmeğimizi alıp köşemizi tamamladık. 3 tanesini doldurduk. Şimdi anlatacağım şey şu. Nasıl burada başladık? Böyle geçtik, birleştirdik. İpimizi kopartmadan bunun kenarını geçtik. Şimdi bunu yaparken de buradan başladık, ekledik, yine bu taraf, şu tarafı zincirini çekeceğiz, böyle geleceğiz, sık iğnemizi yapacağız, tekrar buranın sık iğnesini yapacağız, sık iğne yapıp sonra dolanarak geleceğiz. İpimiz yine bu tarafta kaldı. Sonra kırdıktan sonra, o iç taraf bittikten sonra burayı önce şuradan başlayıp zincirleri 5-5 zincirleri çekiyoruz nasıl burada yaptıysak, sonra sık iğneyle devam edeceğiz. Şimdi şurayı bir göstereyim size. Buraya ekledik. Beşer zincirle şu boşluklara ilmeksiz batalım. Şöyle ki biraz kulplarınızı iyi ölçün. Bunu yaptıktan sonra kulp biraz toplanıyor. Onu da söyleyeyim. Ona göre biraz uzun da yapabilirsiniz. Birkaç tane daha şundan. Evet, bu tarafı yaptık. Şimdi burada zinciri çekip dip tarafına sabitledik. Sonra buraya gelebilmek için tabii ki böyle bunların da kenarı sık iğne olacak. Her bir, şurada yaptığımız işlem gibi, her bir trabzanın tepesine ilmeksiz örelim. Şöyle göstereyim. Gelip şuraya kadar yapalım arkadaşlar. Ne yaptık? Buradan sık iğnemizi de kenarlarını yapmış olduk. Nasıl bu tarafını yapmıştık? Şimdi buraya geldik. Diğer kulpun yerine. Direkt buradan hemen şu köşeyi bir sabitleyelim. Sonra yine 1, 2, 3, 4 ile başlayıp 5 zincirle devam edelim. Bu ilk başlangıç biraz arası şey oldu.
5 tane zincir çekerek bu şekilde bakın kulpumuz tamamlanmış oluyor. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Kulpu buraya ekleyeceğiz. Sonra arkayı çevireyim. Tekrar sık iğneyi yapacağız. Sonra da bu yaptığımız zincirlere sık iğnelerimizi öreceğiz. Zinciri yaptım. Dibine değil şuraya yap. Dibine yaparsam şöyle bir şey olacaktı. Şöyle şu hemen yan tarafına kulpu ekledim. Şimdi ne yapıyoruz? Buranın ön tarafı yapmıştık. Şöyle göstereyim. Buranın sık iğnesini yapıyoruz. Tekrar uca kadar gelelim. Buraya kadar anladınız sanırım. Buraya geliyoruz. Şuradan, mesela şuradan da başlayabilirsiniz. Şuradan zincir çekerek şuraya gelin. Buradan içlerine sık iğneyi doldurarak şurada bu ipi kırın. Burada tabii ki ulaşmadığı için şurada ipimizi tekrar takalım. Buranın da sık iğnesini buraya artık yapmaya gerek yok. Buranın da sık iğnesini ya da ipi kırmayacağım derseniz buraya gelip üstüne bir sık iğne daha yapıp şuraya gelebilirsiniz. Buradan sonra sık iğneyi yapıp bunun da üstüne gidip burada ipinizi kopartabilirsiniz. Yani üst kısmını anladınız sanırım arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sonra da çevresini bu tarafı nasıl yaptıysak şöyle tutayım. Bu tarafı da nasıl yaptıysak burayı da o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi etek kısmına gelelim. Buraları bitince de göreceksiniz zaten. Siz de anladınız. Şimdi etek kısmını yapalım. Dediğim gibi kulpları böyle yapacağız. Eğer ki biz bu kadar uğraşmak istemiyoruz derseniz de normal dümdüz bundan da yapıp bırakabilirsiniz şöyle veya dümdüz mesela 5-6 trabzanla dümdüz bir kulp da yapabiliriz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi etek kısmına gelelim. Yani burası göğüs kısmı. Şöyle de söyleyeyim arkadaşlar, bu çift model olmuş oluyor. Bunu böyle de bırakabilirsiniz. İstediğiniz gibi giymek sizin tercihiniz. Fakat ben buraya tekrar şimdi göstereceğim şekilde şu kenar kısmından başlayalım. Öncelikle şu güzel pembe ipimizi alalım. Tabii ki o sıralar tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi şu köşe kısmından başlıyorum. İpimi bir kenardaki boşluğa sabitledim. 3 zincir çektik. İlmek kaldık. Aynı yere 3 tane trabzan. 3 zincir çekelim. Aynı yere 3 trabzan. Şimdi burada arkadaşlar aralarda ister çekin ister çekmeyin hiç fark etmez, hemen diğer boşluğa biraz buraları çünkü fırfır gibi olacağı için biraz elinizi bol tutabilirsiniz. Yani demek istediğim, bakın her bir boşluğa köşe yapacağız. Tabii ki bu şekilde de alt kısım artmış olacak. Eğer ki çok valonlu biz istemiyoruz, hafif olsun derseniz de arada tek de yani şöyle çift köşe gibi yapmanıza gerek yok. Tek yapıp bırakıp tekrar köşe yapabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha fırfırınız az olmuş olur. Pardon. Şimdi her bir köşe boşluğu köşe yaparak
sona kadar gelelim. Burayı anladınız zaten arkadaşlar, şu şekilde. Buraya kadar gelelim. Şunu da söyleyeyim, ben arada bir tane bırakacağım. Çünkü fırfırla bu olsun istemiyorum alt tarafı. Bakın şu şekilde. Yani 4 tane yaptım, bir tane boş. 5 tane yaparım şundan, bir tane boş yapıyorum. 6 tane yaptım, bir tane boş. Yani arada bir tane şöyle boş atlayabilirsiniz. Fırfırınız çok boğum boğum olmasını istemiyorsanız. Şimdi yine devam ediyoruz. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar, bakın. Şunu da söyleyeyim, elinizi bol tutmayı yapamıyorum derseniz direkt tığınızı 1-3,5 veya 4 ile de bu fırfır kısmını örebilirsiniz. Bakın, arada bir boşluk bıraktım, bakın. Aralarda boşluklar bıraktım. Bu şekilde sona kadar gelelim. Şimdi sona geldik. Burada ben yine sonda buralarda çok yaptığım için burada tekli bırakıp bir zincir çekip başlangıç yerimin tam tepesine sabitleyip zincir çekip ipimizi buradan koparttık. Bu ipimizi. Şimdi başka rengimize geçeceğiz. Tabii ki bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Her sırasını başka renkle yapabilirsiniz. Bir tane zincir çekip hemen şuradaki boşluktan herhangi bir yerden başladım. Bundan ilk sırasını böyle ayarladık. Değil mi arkadaşlar? Yani volanı verdik. Şimdi burada 3 zincir çekip 3 tane trabzan yaptık. Aralarda bir zincir çekerek tüm boşluklara 3'er tane trabzan yapıyoruz. İpimi gezdiriyorum. Bakın köşeye 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen bu araya. Araya bir zincir tepesine. Bu araya. Yani şu şekilde tüm hem köşeye hem araya 3'er tane trabzanları yaparak başa kadar geleceğiz. Sonra yine herhangi bir iple bunu kopartıyoruz, diğer ipi. Artık bu aralar sadece 3'er trabzan yaparak fırfır yerimizde aşağı doğru tamamlanmış olacak arkadaşlar. Yani bu ilk sıramız böyle köşeli ama son, yani köşeli dediğim aslında bu köşeler volan vermek için. Yani şu fırfırı vermek içindi. Şimdi bundan sonrasını her bir deliğimize 3'er tane trabzan yaparak gidiyoruz. Aralarda bir zincir. Daha sonra bu ipi kırıyoruz. Diğer ipe geçiyoruz. Diğer ipe de aynı 3'er 3'er 3'er. Aşağı tarafa kadar 7-8 sırada yapabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Her renkten birer sıra dolanarak aynı şu şekilde bitireceğiz. Anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Umarım böyle biraz daha uzun oldu ama güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız yerlerde yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olacağım. Zaten bitişini ekranın tam sonuna, ilk başlangıç yerine de koymuş olacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.